Merhabalar, bugünkü konumuz çağımızın en yaygın ama farkına bile varamadığımız sorunu haline gelmiş olan internet bağımlılığı. Evet, internet çağında yaşıyoruz ve her işlemimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Fakat doğru şekilde kullanmaya özen göstermediğimiz için bir süre sonra yararımıza kullandığımız internetin bağımlısı haline gelebiliyoruz. Gün içerisinde sürekli olarak sosyal medyayı düşünüyorsak, bu teknolojik nimetten daha fazla oranda keyif almak için daha fazla internet kullanmaya başladıysak, örneğin tuvalete bile giderken telefonumuzdan ayrılamıyorsak, internetin azalması veya tamamen kesilmesi durumunda kızgınlık, huzursuzluk gibi durumlar yaşıyorsak, başkalarına, ailemize, arkadaşlarımıza, terapistimizde internette kalma ile ilgili yalanlar söylüyorsak, aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul ve arkadaş çevremizde sorunlar yaşamaya başladıysak, eğitim veya kariyer hayatımız tehlikeye girdiyse, ben bağımlı değilim ki diyemeyiz maalesef. İnternet bağımlılığı dediğimiz zaman çok fazla alt başlıkla karşılaşıyoruz. Siber ilişki yani sosyalleşme bağımlılığı da dediğimiz, sosyal medyanın aşırı şekilde kullanımı liste başı iken oyun bağımlılığı da küçümsenemeyecek oranda bunları takip etmektedir. Karşılaştığımız diğer internet bağımlılığı tipleri ise takıntılı şekilde internetten alışveriş yapma, durdurulamayan surf yapma ve video izleme isteği ile karşımıza çıkmaktadır. Birçok tipte hayatımızda var olan bu bağımlılığa iten nedenlere baktığımızda ise depresyon, beğenilme ve takdir edilme isteği, görünür olma ve tanınma isteği ile karşılaşmaktayız. İnternette zaman sınırının olmaması, tanımadığımız insanlarla risk olmadığını düşünerek dertleşebilme kolaylığı, kendilerini karşı tarafa istedikleri şekilde tanıtma imkanına sahip olma ise diğer nedenler olarak sıralanıyor. Yaş aralığı ne olursa olsun bu nedenler internetin normal kullanılması dışında gereksiz kullanımına yol açıyor. Peki internet bağımlılığının sonucu nelere yol açıyor? Birazcık da bunlardan söz edelim. Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, parmaklarda his kaybı, kilo problemleri, uyku bozuklukları, halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açarken akademik başarıda düşüş, zamanı idare etmede başarısızlık gibi sorunlara da neden oluyor. En üzücü sonucu ise araba kullanırken video çekimi yapılması veya hayati tehlike içeren alanlarda selfie çekilmeye çalışırken insanların hayatını kaybediyor olması. İnterneti kullanırken dikkat etmemiz gereken birçok nokta mevcut. Ama biz bunlara gereken özeni göstermiyoruz. Çoğu zaman bir uygulama indirirken izin ver butonuna okumadan bastığımız için güvenliğimizi tehlikeye atabiliyoruz. Fotoğraflarımıza, kameramıza, mikrofonumuza, rehberimize erişme izni veriyor, bulunduğumuz ortamdan kayıt alma imkanına ulaşmalarını sağlıyor, karşı tarafa bilmeden kendi bilgilerimizi ve özelimizi sunuyoruz. Bazen de %100 güvenle tanımadığımız insanlara fotoğraflarımızı gönderip sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Dolandırıcılık, sahte ürün satışı, kötü bağlantı istekleri ve maalesef çokça karşılaşılan bir durum olan siber zorbalıklarla da mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Peki hayatımızı bu kadar etkisi altına almış olan bu bağımlılıktan kurtulabilmek için neler yapmalıyız? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle bizler için kıymetli olan çocuklarımızı kurtarmak adına tablet, telefon gibi araçları susturucu olarak kullanmayalım. 5 yaş altı çocukların bu araçları kullanımına muhakkak engel olalım. Onları oyalamak ve o anı kurtarmak adına geleceklerini mahvettiğimizi unutmadan hareket edelim. Daha büyük yaştaki çocukların ise kontrolsüz ve uzun süre internet kullanımına izin vermeyelim. Elimizden geldiğince yaş aralıklarına uygun oyun, sosyal medya ve videolarla ilgilendiklerinden emin olalım. Güvenli ve doğru internet kullanımı hakkında onlarla sohbet ederken kendimiz de onlara doğru rol model olalım. Teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmak yerine tüm aile bireylerinin birlikte kaliteli vakit geçirebileceği bir aile ortamı oluşturmaya gayret edelim. Yemek yeme esnasında interneti kullanmaktan kaçınalım. Çünkü bu durumda beyin internete odaklı olduğu için tokluk hissi oluşmamakta ve kilo problemleri yaşanmakta. İnterneti kullanmadığımız sürelerde telefonu kendimizden uzak bir alanda bulundurmak hem radyasyona maruz kalmamızı önleyecek hem de internet kullanımının el alışkanlığı haline gelmesini engelleyecektir. İnternette zaman kaybetmek yerine bu zamanları hobiler edinerek kendimizi geliştirmek adına kullanabilir, yetenek
ve ilgi alanlarımıza uygun spor dallarına yönelerek sağlığımıza da katkı sağlayabiliriz. Aldığımız tüm önlemler yeterli gelmez ise bir uzmandan bu konuda destek almaktan da çekinmemeliyiz. Teknoloji faydalı bir hizmetkar, tehlikeli bir hükümdardır sözünü unutmadan, interneti doğru ölçüde kullanıp bağlanırken bağımlı olmaktan kaçınmalıyız.